Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Divan Edebiyatı Sanatçıları serisine devam ediyoruz. Bu videomuzda 17. yüzyıl divan şairlerini göreceğiz. Şöyle bir genel bakış atalım. 17. yüzyılda Türk Edebiyatı'nın kendi kimliğini bulduğu bir dönemdir. Osmanlı Devleti'nde başlayan siyasi gerilimeye karşılık bu yüzyıl edebiyatında gelişme ve yükselme devam eder. İran Edebiyatı'nı taklit etme ve örnek tutma alışkanlığı özellikle bu yüzyılda terk edilmiş. Türk şairleri kendilerini İran şairleriyle iştahatta onlardan üstün görmeye başlamıştır. Nefi ve Nabi bu yüzyılın en önemli şairlerindendir. Diğer sanatçılar ise Şeyhülislam Yahya, Nevizade Atayi, Azmizade Haleti, Naili ve Neşati. Şimdi bunları tek tek görelim. Evet, Nefi, divan şiirinin kaside alanında başarılı olmuş ve bu türde üstad kabul edilmiştir. Kasidelerin özellikle nesip kısmında, yani giriş kısmında arkadaşlar, çok başarılı olmuştur. Övgü ve yergilerinde sınır tanımayan sanatçı en güzel fahiyeleri yazmış. Sanat kudreti bakımından kendini İran şairlerinden üstün görmüştür. Fahiye neydi arkadaşlar? Şairin kendini övdüğü bölümdü kasidede. Gazellerinde de başarılı olan sanatçı, gazellerinde sağlam bir dil ve ifade, güzel tasvir ve hayallere yer vermiştir. Övgülerinde çok abartılı olan şair, gördüğü hatalar ve küçüklükler karşısında da aynı derecede hicvedici bir tavır takınmıştır. En yüksek makamdakiler bile onun hicvelerinden kurtulamamış, bu durum onun ölümüne neden olmuştur. Şiir diline yeni bir ahenk ve musiki kazandırmıştır. Bu nedenle şiirlerinde zengin bir musiki, düşünce ve bilgiyle yorulmuş sanatlı bir ifade vardır. Anlamda açıkta önem veren sanatçı, sözü kusursuz söylemeye özen göstermiş ve bunda başarılı olmuştur. Nefi'nin Farsça ve Türkçe olmak üzere iki tane divanı var. Nefi ise en meşhur yapan eseri Siham-ı Kaza'dır arkadaşlar. Bir de Tuhfetül Uşşak isimli eseri vardır. Siham-ı Kaza, Nefi'nin hicivlerinin toplandığı kitabıdır. Kaside, terkibent, mesnevi, kıta gibi değişik nazım şekillerini kullanmıştır bu kitabında. Ve babası dahil dönemin en önde gelen şahıslarına, sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini eleştirmekte hiç geri durmamıştır. Nabi, edebiyatımıza düşünce şiirin çığırı açmıştır. Bu açıdan o hikemi şiirin kurucusudur. Didaktik, yani öğretici şiirin en başarılı şairlerindendir. Eserlerinde duygu ve hayal yerine düşünceye önem vermiştir. Bu nedenle şiirlerinde heyecan ve duygular azdır. Günün olaylarını, çağının haksızlıklarını, huzursuzluklarını edebiyat ve sanattan taviz vermeden işlemiştir. Nabi'ye göre şiir günlük hayatın içinde olmalı. Hayattan ve insanlardan kopmamalıdır. Bunun için Nabi'nin şiirleri hayat içinde karşılaşılan sorunlara çözümler üreten, yer yer öğütler veren ve yol gösteren bir yapıdadır. Şiirlerini hakimane bir eda ile söyleyen sanatçı bunlardan, sanat unsurlarından uzak durmamıştır. Şiirlerinin dili dönemine göre bir hayli sadedir. Rahat ve kolay bir söyleyişi vardır. Bazı hikmet sözleri atasözü gibi kabul edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Manzum ve mensur birçok eseri vardır. Şiirlerinde sade, açık ve akıcı bir dil kullanan Nabi, nesillerinde hayli ağır bir dil kullanmıştır. Hayriye, Hayrabat, Surname, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Müşahat, Fetihname-i Kamaniçe isimli eserleri vardır. Hayriye, oğlu için yazmış olduğu öğüt kitabıdır. Didaktik bir eserdir. Sanatçı devrin hayatını sosyal anlayışında bu eserinde başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. Yine içerisinde masalsı ögeler barındıran Hayrabat isimli eseri de Feridüddin Attar'ın İlahiname isimli eserinden hareketle yazılmıştır ve 4 bölümden oluşan bir mesnevidir. Azmizade Haleti, evet, Hayyam Rum diye de anılmıştır bu şairimiz. Çünkü kendisi rubai alanında, rubai nazım biçiminde bayağı bir eser vermiş, epey bir eser vermiş ve ün yapmıştır. Biliyorsunuz İranlı şair Ömer Hayyam rubai nazım biçiminde en meşhur şairdi. Bizde ise Azmizade Haleti de bundan dolayı kendisine Hayyam Rum ismi, lakabı verilmiştir arkadaşlar. Kendisi rubailerinde haksızlıklara uğradığını sık sık dile getirmiş, kaside ve gazeller de yazmıştır. Ama onu
asıl meşhur yapan rubaileridir. 900 bin civarı bir sayıda rubaisi vardır. Şiirlerin teması genelde aşktır arkadaşlar. İslam hukukuna dair eserleri, mensur yazıları ve mektupları vardır. Nedim Azmizade Haleti şu mısra ile övmüştür: Haleti evci rubaide uçar anka gibi. Eserlerine gelince Divan, Ahlaki Muhsini, Sakiname, Münşaat isimli eserleri vardır. Naili, gazel tarzına yeni bir söyleyiş, yeni bir tarz getiren Naili, Sebki Hindi tarzının divan edebiyatındaki ilk temsilcisidir. Bu akımın etkisiyle şiirlerine anlamı yoğun bir şekilde yerleştirmiştir. Ağır bir dili vardır. Farsça üçlü dörtlü tamlamalardan yararlanmıştır. Şiirde dış ahenkten çok iç ahenke ağırlık vermiştir. Sözcük ve deyimlerin seçilişine büyük dikkat gösteren şairimiz şiirlerini bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Gereksiz hiçbir sözcük kullanmamıştır. Anlama ve üsluba önem vermiştir. Gazelleriyle tanınan Naili'nin bir de divanı vardır. Nevzade Atayi ise Hamse yazarıdır. Hamse sahibidir. Yani 5 tane mesnevisi vardır. Gazel ve kaside de başarılı olmasa rağmen asıl ününü mesnevilerinde göstermiştir. Dili oldukça ağır ve külfetli olan şairin gazellerinde Fuzuli, Nevi ve Baki'nin etkileri görülür. Mesnevilerinde çok kullanılmış konuların dışına çıkmış, yeni konulara el atmıştır. Yer yer mahalli hayatı, halkın yaşayış ve türelerini dile getirmiş, özellikle İstanbul'un değişik manzaralarını ve güzelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Hikayeler içinde bazı gerçek olaylara da yer veren Nevzade Atayi, böylece mesnevilerine yerli unsurlar katarak İran mesnevi geleneğinden kurtulmayı denemiştir. Eserleri ise Alem Nüma, diğer bir adıyla Sakiname, Nefhatül Esar, Sohbetül Efkar, Heftan Hilyetül Efkar'dır. Atayi'nin bu eserleri dışında devrinde yaşayan bazı kişiler hakkında yazılmış 100 beyit kadar tutan Hezliyat'ı, yarım kalmış bir Siyeri ve Zeyli'si, 8 mektuptan oluşan bir de Müşahat'ı vardır. Neşati, divanında kasideler daha çok olmakla birlikte o şairliğini gazelleriyle göstermiştir. Sade bir dille, zarif bir üslupla, titiz bir sanatçı tavrıyla başarılı gazeller yazmıştır. Sanatçının 187 beyitlik Hilli-i Enbiya ve 144 beyitlik Şehrengiz'i vardır. Kaside'de yazmış olmakla birlikte esas ününü gazelleriyle kazanmıştır Neşati. Kasidelerinde Nefi'nin etkisi görülür. Sebki Hindi tarzının öncülerinden sayılmıştır Neşati. Divan, Hilye, Edirne Şehrengiz'i, Şerh-i Müşkülat-ı Urfi isimli eserleri vardır. Ve son şairimiz Şeyhülislam Yahya. Gazel nazım şeklinde üstad olarak tanınmış, onun bu alandaki başarısı daha sonra Nedim gibi bir şair tarafından bile kabul ve takdir görmüştür ve bir de divanı vardır. Evet, 17. yüzyıl divan şairlerini gördük arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı tavsiye ediyorum. Instagram ve Facebook hesabından bizleri takip edebilirsiniz. Anlattığımız konuları poster şeklinde almak isterseniz dersafişleri.com adresine uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu tür videoların gelmesi için bana destek verirseniz, reklamlara tıklayarak destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.